Merhaba arkadaşlar, önümde iki tane akıllı saat var. Bunlar Coco marka iki tane akıllı saat. Normalde Android ve iOS için geliştirilmiş olmasına rağmen şu anlık sadece iOS'e destek vermekte. Sadece Bluetooth 4.0 destekleyen cihazlar da kullanılabiliyor. Ve sadece şu anlık iPhone veya iPad'de kullanılabiliyor. Bluetooth 4.0 teknolojisini destekleyen cihazlarda Apple'ın. Zaten burada da yazıyor gördüğünüz gibi. Şimdi elimde iki tane saat var. Biri beyaz, öbürü mavi ve siyah renklerden oluşan bir saat. Şimdi hep beraber bunların kutusunu açacağız. Bakalım saatler nasıl. Tabii daha önce ben bu saatleri açtım, kullandım. O yüzden tekrar kutusuna koydum. Sıfır değil yani saatler. Şimdi ilk önce istiyorsanız mavi olanla başlayalım. Kutuyu açmak için önden parmağımızla ittiriyoruz. Arkadan fırlıyor. İstiyorsak buradan direkt çıkarabiliriz veya buradaki böyle ayakta çıkabiliyor kutusundan. Aynı zamanda yapımcı firma bu kutusunu dışarıya asmamızı söylüyor. Bu etiketi kaldırdığımızda bir kuş yuvası gibi oluyor. Buna kuşlar girebiliyormuş. Gördüğünüz gibi bu etiketi kaldırınca burada bir yuvarlak yer var. Yavru kuşlar buraya girebiliyormuş. Böyle duyarlı bir firma. Aslında bu Coco firması, daha doğrusu bunu üreten firma bir Kickstarter projesi. Sonra Kickstarter projesi yeteri kadar bağış topladıktan sonra hayata geçirilmiş bir proje. Bu akıllı saat uygulaması. Şimdi elimizdeki mavi siyah saati çıkaralım bakalım. Evet, tabii ki göreceli bir şey olmakla beraber saatimiz gayet şık görünüyor. Bu şekilde dümdüz durabiliyor. Bazı saatler böyle kıvrık duruyor. Gördüğünüz gibi bu direkt dümdüz durabiliyor. Şimdi ise bu saatleri kullanmak için App Store'dan Coco uygulamasını indirmemiz lazım. Hemen şifremi gireyim. Evet, mesela tabii ki de ben daha önce indirmiştim. Şimdi çalıştıralım bakalım, açalım uygulamayı. Bluetooth'u açın diyor. Hemen Bluetooth'umuzu açalım. Bluetooth'u açtık. Şimdi saati açacağız Bluetooth'unu. Saati açmak için Connect tuşuna 3 saniye basılı tutmamız lazım. Evet, saati şu anda açtık. Sol üstteki tuş ışığını açıyor. Gördüğünüz gibi arkada bir LCD ekran var. Buradaki tuş mod sessize, titreşime veya titreşim ve sese alabiliyor. Yani aynı anda hem titreşim hem ses olabiliyor. Burada belirtmek isterim, saatte titreşim motoru da var. O yüzden biraz kalın. Buradaki ise command tuşu genelde fotoğraf çekebiliyor. Aynı anda işte hem bu tuş fotoğraf çekebiliyor, müzik değiştirebiliyor, müzik durdurabiliyor. Bunun gibi fonksiyonlar atanabiliyor bu tuşa. Buradaki tuş ise Connect tuşu adı üzerinde bağlanmamıza yarıyor. Kapatmamıza yarıyor Bluetooth özelliğini. Pilinin daha uzun tüketmesi açısından, pilinin daha az dayanması açısından. Mesela geceleri bunu kapatmanızı öneririm. Şimdi biraz teknik özelliklerine değindik. Şimdi biraz daha detaylandıralım bunları. Normalde iki tane pilden oluşuyor bu. Bir tane pili normal analog saat için zaten buradan ayarlanıyor. Öbür pil ise bu dijital göstergelere, dijital Bluetooth'u vesaire için. Aynı zamanda saatimiz su geçirmez özelliğe sahip. Camımız çizilmez diyor. Tabii bu ne kadar doğru, bunu hep birlikte ilerleyen günlerde göreceğim. Daha doğrusu ben ilerleyen günlerde göreceğim. Onun dışında normal saat ayarlaması elimizle yapıyoruz, analog. Saat ayarlaması mevcut. Şimdi istiyorsanız artık daha sizi bekletmeden uygulamamızı açayım. Evet, ben cihazımızın adını koydum. Coco Coco çok üzülüyor diye koydum ben. Burada yazılım bilgileri vesaire var. Cihazımıza tıklayınca buraya cihazımızın arkasına fotoğraf koyabiliyoruz. Şimdi cihazımıza bağlanmak istiyorsak telefon saatimize bu ortadaki tuşa basıyoruz.
ve cihaza bağlanıyor. Evet, şu an nedense bağlanamadı. Bakalım ayarlara. Evet, şu an bağlanmış. Pardon. Şimdi hemen detaylandıralım. İlk önce buradan tıklıyorum. Features özelliklere gelip demoyu hangi saatte uygulayacağımızı seçiyorum. Saatimi seçtim. Yani Coco Coco çok üzülüyorum seçtim. Simple alert basıyorum. Hemen bir gösterge çıkıyor. Tabii ki açmam lazım. Bu normal bir düt çaldı. Sadece bir ses geldi ve titredi. Zaten adı üzerinde basit. SMS MMS gelince SMS yeri yanıyor. E-mail gelince zarf mail işareti çıkıyor. Sesli mail gelince de aynı şekilde. Haberler. Haber gelince bu şekilde. Bunu tam bilmiyorum. Sanırım takvimle ilgili bir şey. Arama gelince de aynı şekilde. Cevapsız arama. Alarm da yine ötüyor. Buradaki tüm şeyleri silmek için de Clear All'a basıyorum. Şu an tüm göstergeleri sildi mesela. Şimdi aynı zamanda telefonumuzun batarya durumunu gösteriyor. Mesela %89. Mesela diyelim ki telefonumuzun bataryası %10 oldu. Hemen basıyorum %10'u. Hemen ışını yakıyorum. Hemen %10 diye gösteriyor. Yani telefonumuzun bataryası %10 kalsaydı aynı saatimizde bu şekilde görecektik. 20'ye tıklayınca bir çizgi daha fazla. Ve aynı gösteriyor. 99'da. Tabi böyle programın biraz bug'ları var. Buradan hepsini silerim. Şu an hiçbir uyarı yok. Yani zaten %99 hani göstermiyor zaten full diye ayarlamışlar herhalde, evet. Evet, mesela saatimizi kaybettik diyelim. Daha doğrusu nerede kaybederiz? Evde işte bir yer koltuk arasına düşer, bir yere düşer. Banyo yapmadan önce işte duşa girmeden önce banyoda unutursunuz, çıkarırsınız vesaire gibi. Evin içinde kolayca bulabilirsiniz saatinizi. Bunun için şuradaki butona basıyorsunuz. Hemen alarmı ötmeye başlıyor. Gördüğünüz gibi aynı zamanda titriyor da. Şöyle koyayım, titreşim sesi gelecek mi? Evet, biraz titreşim sesi geliyor. Evet, şimdi kapayalım. Şimdi kamera modunu size göstermek istiyorum. Hemen şuradan arka kamerayı açalım. Şimdi kolumuzda diyelim saat. Bir arkadaşımıza verdik telefonu. Fotoğrafımızı çekmemizi istedik. Hemen o işte basmasın falan, ben mesela göz kırparken çıkmayayım falan diyorsanız, mesela tam uygun vaziyette hemen çaktırmadan şu tuşa basarsanız odaklanıp fotoğrafınızı çekiyor. Bir daha yapalım istiyorsanız. Basıyorum. Fotoğraf çekti. Aynı şekilde videoda da öyle oluyor. Mesela videoyu başlatalım. Basıyorsunuz. Video başlıyor. Durdurduğunuzda bastığınızda bir daha basıyorum. Video durmuş oluyor. Bir özelliğimiz daha var. Mesela telefonla şey uzaklaştı. Hemen saat uzaklaştı. Mesela telefonumuzu masada unuttuk. Saatimizi haliyle kolumuzda gidiyoruz öyle. Size saat telefonunuzu unuttuğunuzu bildiriyor. Daha doğrusu nasıl bildiriyor? Böyle titriyor. Diyor ki bağlantım koptu diyor. Bu sayede bildirmiş oluyor size.
koptuysa kesin o zaman telefonumu unutmuşumdur veya telefonun şarjı bitmiştir vesaire gibi çıkarımlarda bulunarak anlıyorsunuz telefonunuzun kayıp olduğunu veya başka bir şey olduğunu. Şimdi müzik durdurma özelliğine değinelim. Gördüğünüz gibi hemen bir müzik açıyorum burada. Bu tuşa bastığımda hemen müzik duruyor. Bir daha bastığımda çalıyor. Durdurdum. Biraz bası tutunca öbür şarkıya geçiyor. Biraz 3 saniye bası tutmam lazım. Öbür şarkıya geçti mesela. Yine bastığımda çalıyor. Bunun dışında müzik kapalıyken, uygulama açıkken mesela veya uygulama da açık olmasın, müziği kapatalım arka planda. Yine aynı tuşa bastığımızda konumumuzu bildirecek. Basıyorum. Bastım mesela, hemen bekliyorum. Evet, yukarıda hemen Coco durumumu, adresimi gösterdi. Uygulama. Evet, başka özelliklerini denelim. Alarm kurabiliyoruz tabii ki doğal olarak. Zaten basit bir şey bu. Alarm şeyi. Onun dışında şöyle bir göz gezdireyim, unuttuğum bir şey var mı diye. Ha, evet, bir şey unuttum. Buradaki tuşla, bu mod tuşuyla mesela dersteyiz, sınavdayız veya önemli bir iş görüşmesindeyiz. Hemen buna basılı tutarak şu sağ üstteki tuşa sesliye aldım. Bir daha basılı tutarsam sessize aldım. Veya sadece titreşim alabiliyorum. Şu an sadece titreşimli mesela. Arkasında gördüğünüz gibi buraya bir para sokup çeviriyorsunuz. Öyle o şekilde pilini açabiliyorsunuz. Şimdi ise biraz tabii ki beyaza bakalım. Beyazı da merak ediyorsunuzdur. Aynı şekilde beyazı da açıyorum. Evet, beyazı da çıkardım. Beyaz da bu şekilde. Hemen şunu da açayım. Evet, beyaz da bu şekilde. Hemen ışığını yakalım onun da. Maviyle kıyaslayalım. Yani tabii ki de eksilerinden iyi ki ve hatta en önemlisi bence ışık. Mesela bir uyarı gelince bu ışık yanmıyor. Böyle basmanız lazım. Bir de çok kısa sürüyor. Hemen kapanıyor. Bir de bazen bir bug'lar olabiliyor. Mesela buna basıyorsunuz, göndermiyor. Yazılımsal sorunlar oluyor. Uygulamasından dolayı, Coco'nun uygulamasından dolayı. O yüzden bazen bu tip sıkıntılar yaşanabiliyor. Tabii ki yazılımsal bir şey olduğu için halledilebilir kolaylıkla. Evet, koku incelememiz bu kadar. Şimdi izlediğiniz için teşekkürler.